Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın duyurduğu SafePal uygulamasından bahsetmiştim daha önce. SafePal airdrop'undan bahsetmiştim. bu airdrop'a katılan arkadaşlar 85 SFP kazandı. bunu nasıl çekeceğimizi konuşacağız. <laughs> bu nasıl çekeceğimizi ben şurada adım adım anlatacağım size uygulama üzerinden, mobil uygulama üzerinden. aynı zamanda set yani SFP token çok soruluyor. E, SFP Dokun'la ilgili de e, bilgiler vereceğim Özellikle yarın daha detaylı bir video çekmeyi planlıyorum Aslında yaklaşık bir 5 gündür video atamıyorum Ve bu hiç e, benim normalim değil Hatta Twitter'dan birkaç takipçi sormuş Hocam inşallah başınıza bir şey gelmedi diye <laughs> Çok hoşuma gitti e, Ama evet çekememiştim e, Biraz Trade'e daldık Biraz Twitter'a daldık e, İş güç derken e, biraz çekemedik Ama işte bugün çekmek istedim artık yorgun olmama rağmen Burada biraz konuşalım dedim Şimdi arkadaşlar, bakın 1 Ocak 2021 tarihinde çektiğim bir video bu ve sabah çekmiştim. 1 Ocak 2021 yılbaşı arkadaşlar, ilk günü herkes ailesiyle geçiriyor. Ben ama bu videoyu apar topar çektim çünkü çok sağlam olduğunu biliyordum. Videoyu da izleyenler bilir, 85 sfp kazandı. Bu video izleyip airdrop'a katlanlar şu anki değeri arkadaşlar 900 TL civarında. Bu tarz şeyler gelmeye devam edecek her zaman videolar. Size tavsiyem Twitter ve YouTube'da bildirimleri açmanız ve Telegram grubuna da girebilirsiniz. Böylece bu tarz para kazanabileceğiniz aktiviteleri kaçırmazsınız. Ve ufak da bir ricada bulunayım. Hani bu 9 TL kazandırmak kolay değil. Hani güzel bir şey. Bunun karşı olarak arkadaşlar kanalımızı duyursanız sevinirim. Şimdi Binance Launchpad'de SFP dağıtıldı. Hani bununla ilgili konuşuldu çok çanak. ve katılanlar da oradan bir miktar çok ciddi olmasa da SFP alma hakkı kazandı önden bugün açıldı. Açılışla beraber çok yüksek bir oranda artış gösterdi. En son bir şu an 1,5 dolarlar civarında geziyordu. Ee, dediğim gibi SFP ile ilgili nereden alır, nereden satılır bunlarla ilgili daha detaylı bir video çekeceğiz. Ama ben elimde bulunmasına rağmen hani airdrop'tan da bir miktar gelmişti. Ben yine 1,30 dolardı ee, bir miktar daha şey ekledim. cüzdan bekledim ve uzun vadeli tutmayı düşünüyorum SFP token'ı. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Siz kendi yatırımlarınızı kendiniz karar verin. Ee, şimdi arkadaşlar şurada şey geçelim. Burada aynen burada artık nasıl kullanacağımızı bahsedeceğiz. Önce e, SFP tokenları SafePel'de bu airdropta kazandığımız kazandıklarımızı nasıl Binance'a çekebileceğimizi konuşacağız. E, sonrasında birkaç aktarmak istediğim duyuru daha var. Bu arada video çekilişli videodur arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmanız yeterli. E, kazanan işte 100 TL'lik bir ödül var. Bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanıyor kolaylıkla katılabilirsiniz. Şimdi mobil uygulamadı arkadaşlar. iOS'ta şu vardı. Önce bir SafePal geldi, sonra SafePal Pro geldi. Ben buradan bunu aktardım ama aktarmasanız da olur. Yani bunda da duruyor. Hani siz kendiniz bilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı açtım. Şimdi uygulama açtıktan Sonra şu an kilitli olduğu için gözükmüyor. Bir de unlock yaptım ben. Şurada bir unlock var arkadaşlar. Unlock now diyeceksiniz ve uygulamayı kullandığınız şifreyi girmeniz gerekiyor. Bunu girdiğiniz zaman şuradaki SafePal'ler arkadaşlar buraya geliyor. Web cüzdanı var. Buraya geliyor. Şimdi buraya geldikten sonra şimdi bunu Binance'a aktarabilmek için sonuçta bu cüzdan hani wallet'larda biliyorsunuz bir gas fee dediğimiz hani bir aktarım ücreti alıyor çok düşük de olsa 10 cent, 5 cent gibi çok düşük rakamlar. Bunu BNB ile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buna önce bir miktar BNB aktarmamız lazım. BNB aktarmak için biz buradaki BEP20 cüzdan adresimizi alıp kopyalayıp Binance'tan para çekeceğiz. Buradaki BEP20'ye tıklıyoruz tıkladıktan sonra receive dememiz gerekiyor arkadaşlar. Receive dediğimiz zaman şuradaki adres var. Bizim buradaki BEP20 adresimiz. Bunu kopyaladık. Kopyaladıktan sonra Binance açtım. Binance'ta para çekme kısmına geldim. BNB seçtim. Çekeceğim adres kısmını doğru olarak dolduruyorum. BEP20 olduğuna emin olun arkadaşlar. Yani şuradaki ağınızın da BEP20 olması lazım. Bu ikisinde de aynı olması lazım. Bu ikisi çok kritik bilgi yoksa paranız geçmez. Ben 0.05 BNB aktardım. Yani Yaklaşık 3 dolar mı 5 dolar mı ediyor Zaten çok da azını kullanacağım ama işte daha da az aktarabilirsiniz Aktardıktan sonra arkadaşlar bu benim BNB BEP20 cüzdanıma geldi İşte 0.048 dolar geldi Şimdi bunu geldikten sonra arkadaşlar Şimdi tekrar Binance uygulamasını açtım Bu sefer SFP'yi seçtim Yatırım adresini açtım Bakın bu da yine BEP20 ağında arkadaşlar Binance Smart Chain dediğimiz Şu an bütün hani e, Kripto para ekosistemi buradan dönüyor diyebiliriz Şu an çok güçlendi bu ağ Eee Buradan bu adresi kopyaladım. Adres kopyaladıktan sonra tekrar Sevpel uygulamasını açtım. Oradan SFP BEP 20'yi seçtim. Seçtikten sonra sende tıkladım. Sende tıkladıktan sonra buraya şuraya gireceğim. Yani o az önceki Binance'tan kopyaladığım adresi yapıştırdım. Ardından işte bunları seçtim. Next'e bastım ve parayı gönderdim. Size tavsiyem önce küçük bir miktar yollayın. 20, 15. Ardından geri kalanı yollarsınız. Zaten gönderim ücreti 0.1 dolar. Hani çok ciddi bir ücret değil ee, isterseniz böyle deneyebilirsiniz ee, yani bütün detaylar savepal'de kazandığımız bu 85 sfp'yi hani görevleri tam yaptıysanız 85 sfp hatta daha fazlasını kazanabilirsiniz eksik yaptıysanız en kötü 45 sfp kazanırsınız ki dediğim gibi yani yaklaşık 900 tl ediyor ee, bununla ilgili arkadaşlar e, hepsi bu kadar şimdi dönecek olursak geri tekrar kanalımıza Arkadaşlar Twitter'ımı takip etmenizi tavsiye ederim. E ee, mesela Twitter'da bugün bakın şu haberi ben hemen hemen ilk verenlerden biriydim. Birçok kişi benden sonra verdi ve bu haberden sonra %10 arttı arkadaşlar Bitcoin. Hani çok bir saat içinde %10 kar edebilirsiniz burada. Aynı zamanda arkadaşlar bizim bir duyurum. Bizim Monte Kripto kontu elit diye bir Telegram grubu kurdum. Kanalı daha doğrusu ve burada bakın kanal aynı zamanda bir kanala şeye bağlı, gruba bağlı. Şimdi aldıklarımı sattıklarımı buradan paylaşıyorum. İki şey açıklayacağım. Bir bunu neden kurdum onu anlatmam lazım. Çünkü çok eleştiri aldım bu konuyla ilgili. Şimdi hocam işte hani her şeyi e, hayrını yapıyorsun. Ya eyvallah, ne yapıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Elimden geldiğince herkese yardım ediyorum ve aynı zamanda zaten normal Twitter'dan da aldıklarımı sattıklarımı paylaşıyorum. Bu ayrı bir konu. Şimdi ee, son zamanlarda neredeyse %100'lük bir başarı oranıyla gidiyorum. Aldığım her coin arttı. Sattığım zamanlar tam doğru yerlerden sattım. Tepeyelerden ve bu güzel bir başarı. Kendi adıma mutluyum. Ee, dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermeme rağmen vermememe rağmen bazı takipçiler beni takip etti. Bu konuda yapacak bir şey yok. Ve bir söz sonra hani çok yüksek şey olmaya başladıktan sonra çok yüksek coin doğru tahmin oranından sonra izleyiciler, takipçiler arkadaşlar şu oluyor. Ben bir coin alır almaz Hemen herkes onu alıyor arkamda 30-40 kişi, 50 kişi bazen ya da 100 kişi ve o coin pamplanıyor arkadaşlar çok küçük de olsa hani ve bu da bir süre sonra bu, bu olay daha da büyüyecek yakında bu da şeye sebep oluyor yani örnek veriyorum ben Ripple'ı 0.40 cent'ten alıyorum diyorum ki bir miktar Ripple aldım 0.40 cent'ten sonra beni görenler almaya başlıyor sonra bir sonraki adam 0.50'den alıyor belki ben 0.50'den elinden çıkartacağım hani bu sefer olmuyor. Bu da mağduriyet oluşturuyor. Bu yüzden kapalı kişi sayısının az olduğu bir grup gerekiyor arkadaşlar. Şu an 22 kişi bu kanal. Ve e, dünden beri 4 tane tahmin yaptım. Birinden %63 kar ettik. Sushi'den şu an %20 kar ettik. E, Onete'den e, güzel kar ettik yine. %36 ile ve sonrasında %65 ile kar ettik. E, bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Twitter'dan da paylaşmaya devam edeceğim. Bu benim aldıklarım, sattıklarım. Bu benim, ben bir yatırımcıyım. Sadece bunu konuşuyorum bu gruba nasıl gireceği soruluyor. Aslında girmek de çok zor değil arkadaşlar ama sadece biraz sabit azaltmaya çalıştım katılım sayısını. Sabit tweet'te arkadaşlar bir tane şey var. Katılım formu var. Açtığınız zaman tek beklentim Binance'a benim referans linkim üzerinden kayıt olup oradan kullanmanız arkadaşlar. Trade'inizi oradan yapmanız lazım veya futures'a Binance üyeliğiniz varsa futures açmadıysanız futures'a da benim referansımla kayıt olmanız yeterli. Ee, dostlarım. Eee şöyle soruyor hocam ben yıllar önce açtım zaten diyor. Eğer şunu yapabilirsin. Hani ben sana bunu yap demiyorum ama soruyorsun. Yapmak istiyorsan eğer yeni bir hesap açıp paranı oraya aktarıp oradan kullanabilirsin. Ama ben bunu sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Yapın diye söylemiyorum. O arada bir para transferinde bir sıkıntı yaşarsanız ben sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Yapı yapmamak size kalmış. Ee, videomun burada sonuna geldim. Hani çok uzatmayacağım. Elimden geldiğince şeyleri anlattık. Ee, nasıl SFP'den e, Binance'a kazandığımız SFP tokenları aktardığımızı anlattım bu SFP ile ilgili biraz daha bilgi verdim e, Hatta şöyle biraz daha konuşabiliriz SFP ile ilgili çok kısa bir konuşayım şimdi bu Binance desteklediği bir cüzdan arkadaşlar zaten CZ ilk bunun tweetini attı o gün hemen görü görmez o an ben videoya başlamıştım e, hem yazılım hem donanım cüzdanı dediğim gibi 15'ten fazla blockchain ağını destekliyor yani bu hem yazılım hem donanım cüzdanı olması çok harika bir şey ee, şu an yazılı cüzdanlar var ve donanım cüzdanları var. Bu ikisinin eşleştiği tek cüzdan. Bu da onu zaten sektörde ilk yapıyor. Sektörde ilkler başarılıdır arkadaşlar. Benim uzun vade tutacağım coinlerden biri. E, ee, SFP. Ee, kendisi BEP20 tabanlı bir token. Şu an launch pool'da da Binance launch pool'da da bildiğim kadarıyla kazanabiliyorsunuz. BNB stake ederek. Ee, bu SFP ile ilgili sadece SFP ile ilgili bir videomuzu dediğim gibi yarın anlatacağım. Ee, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videoyu beğenerek, yorum bırakarak ve kanala abone olarak çekilişe de katılmayı unutmayınız. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.